Diğer taraftansa Royal'ın biraz daha böyle aradan çıkarabilecek seçimleri var. Evet. Bakalım son karşılaşmada işler nasıl ilerleyecek? Bjorn de şimdi burada yardıma geldi. Typhoon çarpını kullanarak senin de söylediğin üzerine aldı. Krümel'in üzerine gittiler burada. Krümel'in canı bayağı düşük. Rakibini uyutmayı başardı. Sıçrayarak çiçeği patlatıp uzaklaştı orada. Kullandığı sıçra kendi sıçrasıydı. Typhoon ama takip etmeyi başarınca tüm orman oyunlarına rağmen ilk kan burada Typhoon'dan geliyor ve Royal'ın oluyor. Şifa atıldı. Boncuk hayata tutunmaya çalışıyordu. Bomba kaçınca Royal Youth'un keyfi yerinde. Algus'un üzerine gidecekler mi? Camlar biraz düşük. Bir Typhoon. skor daha geldi Typhoon'dan. Buraya ışınlan da geliyor şimdi. Carve son anda sıçrayla hayatını kurtardı. Krümel sıçrayla gitti uyuşan rakibinin üzerine. Onu düşürecekler mi bakalım? Buraya kadar diyorlar. Niye yaklaştı oraya emin değilim. Edramir bu arada sancak kombosuyla boncuğun üzerine gitti. Carve'la beraber bombayı İşte uygulayıp bahsettiğim ikisini bu. birden sersemletti işte. Zilean'ın Braum'a karşı avantajında bahsettiğimiz şey buydu. İki bomba da rahatlıkla patlayınca iki skor birden. Oo bu arada Royal Youth durumun farkında. Ejder'e gidecekler. Çaldı. %50-50'ye giren Typhoon Ejder'i çalmayı başarıyor. İntikam için bir afet geldi burada Edramir'den. Çaldırmıştı. Üç, tek güçlendirmeyle başladı oyuna. Evet bu arada Krümel bu yörünün üzerine gitti. Tutuşturduğunu uyguladım. Bjorn de kendi ultisiyle yanıt verdi. İkisinin de canı azalıyor. Bjorn'un canı kritik noktada. Yine de üstüne gitti Krümel'in. Yalnız kafasına yedi yetenekle ölecek diyecektim ki sıçrayla tamamlıyor Krümel işi. Burada dakika 10.30'da alameti alıyor. Bakalım. Alameti açmak isteyecekler. Typhoon. Carve bayağı öne çıktı. Sıçrayla girdi burada. Blaine'i yakaladılar Sıçrası ve katletmeyi olmadığını başardılar. Biliyorlar. Algos'u da tuttular. Algos'u da öldürecekler burada. Blaine'in üzerinde Zilean ultisi varmış. Bakalım onu kurtarmaya yetecek mi? Afet geldi burada. Eldramir çok güçlü şu anda. Can havuzu çok yüksek durumda. Blaine'e ulaşmaya çalışıyorlar. Kafasına gürzü yediği gibi düşüyor burada Black. Medli şimdi içeride hasar veriyor ama Lot da aynı şekilde. Carve kronometresine saklandı. Sihirli yıldız öldürüyor onu. Medli burada skoru alacak gibi görünüyor. Lot'u düşürmeyi başardılar. Son kalan üye Bjorn. Bakalım 3 kişinin arasında bir şey başarabilecek mi? Hayır. Burada barikatların da son 10 saniyesi anlaşılan alametlerden altın alamayacaklar alameti kullanarak. Oo direkt rakip orta koridorun üzerine gitti. Bjorn'un üzerine gitti. Afetini kullandı. Yarı cana indirdi. Sihirli yıldız tutmuyor ama burada sonunu hepimiz biliyoruz bu filmin. Yine de ama şeyde barikat varken kullanılmasını beklerdim. Carve. Zamanlayamadılar. Güzel bir ulti geldi. Yakaladılar Algos'u orada. Yerine sabitlediler. Algos kendi ultisini kendisi üzerinde kullandı. Takım arkadaşını kurtarmak için güzel bir ulti geliyor Black'ten. Ve rakibi geri püskürtmeyi başardı Black. Canlara bakar mısın? Çok iyi püskürttü geri. Ama iki kule vermiş bu arada Royal Youth ekibi. Tabii. İki kule. Alamet Dakik ikinci 14. kuleye de kafa atınca haliyle öyle bir durum gerçekleşti. Bir de alt koridora geliyor bu ikili. Oo, Royal Youth'un üçlüsünü burada çok kötü bir son bekliyor olabilir. Sihirli yıldız iki kişiyi birden öldürdü. Carve hayatta kalsa da takım arkadaşlarının başına gelenleri unutmayacaktır ya. Uzun süre. Ve iki skoru verdiler kapı gibiden uzaklaşınca. Sihirli yıldızla 2'de 2 alındığını ilk defa gördüm sanırım gerçekten. Lot ve Medli bu arada ölüm diyarında bir kapışmaya tutuştular. Lot'un canı hızla azalıyor. İkisi de canlarını hafifçe yeniliyorlar. Medli sırçasını kullandı bakalım buradan çıkabilecek mi pek mümkün görünmüyor. Giderken en azından Lot'u yanında götürmek istiyor ve başardı. Ardından bu yörde döndü. Çok can yenilediğinden bahsetmiş miydim Medli? Son bir vuruşa ama ihtiyacı var. Carve imdada yetişse de yeterli değil. Medli sen de gel bakayım diye cehennem prangasını koydu. Onunla da kapışıyor şimdi Darkin kılıcıyla. Sersemlemek üzere ama yeterli mi? 3'te 3 yapıyor Medli. Oo buraya ışından geliyor bakalım yakalayabilecekler mi Royal Youth üyelerini? Geri dönüşünü bozmadı iki kişi ve kaçmayı başardı. Typhoon için aynısı söylenemez. Atılıp uzaklaşmaya çalışıyor. Mermi yağmuruyla yavaşlatıldı. Sıçrayla kenara gitti. Black çok hızlı. Typhoon'u burada düşürüyorlar. Royal Youth en azından alamet alarak karşılık vermek Sıçrayla istiyor. Sıçrayla girecek bu arada. Edramir bırakmaz bu alameti ya. Afetle girdi Sıçrayla dayı. Bir dediğinin ama yakın oldu ama ölüm diyarında olduğu için alamıyor alameti ve gerisin geri uzaklaşıyor. En azından Lot'u öldürmek istiyorlar Black. Bahsettiğimiz hızla koşarak gelmiş. Lot sıçrayla kaçmaya çalışıyor. Algos hız verdi şimdi Black'e. Black koştura koştura geliyor. Lot bir yerlere gidiyor ama acaba nereye gidiyor? Ben size söyleyeyim mezara gidiyor. Diğer tarafta Erdemir de geldi. Kuşatma konusunda bu arada Zoe çok kuvvetli bir şampiyon. Onu söylemek gerekiyor. Evet, Edramir bu arada afetle girdi biz bunları konuşurken. Üzerinde çok ciddi bir hasar tutuyor. Carve eritmeyi başardılar diyecektim. Son anda sıçrayla kurtuldu. Edramir'in üzerindeler. Fakat Edramir'in Zilean ultisi var. Yeniden doğuya şimdi yalnız Blaine'i öldürdüler. Algus'u öldürme ihtimalleri var burada. Edramir geri çekilmek durumunda kaldı. Lot'un üzerine Medli var. Medli'nin ne kadar güçlü olduğunu biliyoruz. Bu takım savaşında çok ciddi hasar çıkarabilir. Öldürmeyi başardı Lot'u.
Öte yandan Aurora alev ejderini başlatıyor burada. Çok rahat bir ejder. Hiçbir dirençle karşılaşmadan ikinci ejderlerini alıyorlar dakika 21'de. Carve geliyor. Görüşü temizlemek istiyor ama pozisyon oldukça sıkıntılı. Baron'u bırakıp savaşa girdiler. Dünyaların sonunu getirmeye geldi burada. Medli ultisini kullandı. Rahat bir Baron Aurora tarafında. Alt koridordan da Royal Youth Academy ilk kulesini aldı bu boşlukta. Ya boşlukta demeyelim de. Alev ejderleri var, Baron güçlendirmeleri var. Eldramir Zilindan'ızı kaptı. Boncuğun üzerine gitti burada. Kendisi sersemlemek üzere. Garip bir sancak kombosu geldi burada. Boncuğu sabitlemeyi başardılar ama Boncuk Algos'tan intikam almak istiyor. Orada afetin içerisinde can verdi. Typhoon Algos'u öldüremiyor Zilin ultisinden dolayı. Bittiği gibi kafasına vurdu tekmeyi. Sol tarafta bambaşka bir savaş izliyoruz bu arada. Medli sersemlemese buraları dağıtırdı ama Braum yükleri yüzünden sersemledi, ardından Bjorn'u öldürmeyi başardı. Orada uyuşmuş bir hedef var. Sıçrasıyla enteresan bir yere gitti oradan. Yani kurtulamayacak. 2'de 2 yapan bir Medli. Ya çaresizlik sıçrası diyebileceğimiz bir sıçra geldi. Ve sanıyorum burada Aurora'nın bu maça noktayı koyduğunu göreceğiz dayı. Şöyle bakıyorum. Yani... Geldiler Nexus Kulesi'ne. Nexus Kulesi'ne vuruyorlar ama alabilecekler mi? Aphelios ultisi geldi bu arada Medli'yi düşürmeleriyle beraber. İnhibitor kulesine bir kuşatma var şimdi alt koridorda. Aurora ekibi bu kuleyi açmak istiyor. Çok hızlı bir şekilde inhibitor kulesini eritmeyi başardılar. Oyunu bitirme denemesi Vol 2 geliyor Aurora'dan. İnhibitörü de kestiler şimdi. Kendilerine bir hedef arıyorlar. Şimdi kimseyi yakalayabilmiş değiller Royal Youth ekibinden. Royal Youth güvenlik alıyor. Artık tek kuleleri base'deki. Krümel kaçırıyor ama. Durumdalar. Fakat iki skor birden geldi burada Eldramir'den. Oyunun bittiği anlamına geliyor bu. Dayana ultisi kurtarmayacak kimseyi. Bjorn da tutuşturla beraber düşüyor. Medli skor üstüne skor kattı. Boncuğa gitse de orada kronometre geldi Boncuk'tan. Medli onu öldüremedi. Zoe'ye gitti o skor. Baze'in içine giriyor Medli ve burada hayatta çıkmayı başardı. Sonuç olarak günün son karşılaşmasında Noel dayı ve ben sizlerleydik. Royal Youth Aurora karşılaşmasında da galip olan Aurora oluyor.